Yeşil Marketler Sayın Celal Satılmış ve Hakan Koymatlı'nın katkılarıyla. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Elini de salla ule, kolunu da salla ule. Kendini salla ule, başını da salla ule. Elini de salla ule ule, kolunu da salla ule ule. Kendini salla ule, başını da salla ule. Karabük yolcuları, Karabük yolcuları, Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Eline de almış valizi, nereye gidiyorsun ule? Anandan izin aldın mı, babandan izin aldın mı? Eline de almış valizi, nereye gidiyorsun ule? Anandan izin aldın mı, babandan izin aldın mı? Elini de salla ule. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Eski pazar yeni ceyle, ovacık etlani ile, eşsiz safranbolu ile, dört dörtlüktü karabüküm. Özü doğru, sözü doğru, hak seveni insan dolu, tertemiz düzenli yolu, karabüküm, karabüküm. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Her tarafı yemyeşildir, doğanın o cennetidir. Yönetimi düzenlidir, Karabük'üm, Karabük'üm. Karabük'üm, Karabük'üm, sevgi dolu Karabük'üm. Her şey seninle çok güzel, canım benim Karabük'üm. Miras listesinde bizim güzel Safranbolu, tarih kokan kültürüyle Safranbolu, Safranbolu. Hayırıyla yardımıyla hep lider Safranbolu'da. Melek gibi bir insandır Şefik Yılmaz Dizdar Baba. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Her tarafı yemyeşildir, doğanın o cennetidir. Yönetimi düzenlidir, Karabük'üm, Karabük'üm. Karabük'üm, Karabük'üm, sevgi dolu Karabük'üm. Her şey seninle çok güzel, canım benim Karabük'üm. Efendim, Karabük, Safranbolu'nun en güzel yerlerini gördünüz. Güzel şarkımızı da dinlediniz. Artık programa başlama zamanı geldi. Haydi bakalım, Karabük yolcuları başlıyor. Bir dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir derken biraz dur dedi. Niye dur dedi? Çünkü 11'i geçtik. 12, 13, 14, 15, 16 ve de 17'ye geldik efendim. 17. bölüm ama sırada böyle çok güzel mekanlarla, böyle denizin kenarında
güzel restoranların içinde güzelliklerle bu programda burada çekilecek Bartın'a yakın çok güzel bir sayfayı yerelim. Kimisi burada Bartınlı, kimisi Adanalı, kimisi Antalyalı, kimi Hataylı, hepsi burada. Türkiye bizim, kırmızı beyaz bölüm 17 bütün hızıyla devam ediyor. Anne anne vatiri, anne anne. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Bayaz Arsuz'dan, Karagaç İskenderun'dan, Kıhan Saman Dağı'ndan hiç vazgeçemem Hatay'dan, Yayladan. Evet efendim sayın seyirciler, hakikaten böyle gösterilmesi gereken bir otel, öyle bir otel, öyle bir yatırım yapmış ki sevgili patronumuz, adını kendisinden alalım efendim otelimizin. Otelimiz adı River Mill Park. Ne demek oluyor abi o? River Mill Park bölgemize has olarak çay değirmeni demek. Ne güzel. Helal olsun. Oradan almış onu ve çay değirmeni. Evet, helal çay olsun. Değirmeni. Bölgemize has olarak çay değirmeni. Sen buralı mısın abi? Ben buralıyım. Helal olsun sana. Öyle bir otel nasıl düşündün? Kimse düşünmemiş yıllardır. Hep var böyle bir iki yıldız normal otelde. Tabii. Biz yatırımcı olduğumuz için bölgemize neler yapabiliriz, neler kazandırabiliriz diye bu şekilde bir fikir ortaya çıkaraktan bölgeye kazandırmış olduk. Efendim, açıkçası. Kaç metrekare bu otelimiz? Arazi olarak 40 dönüm arazi üzerinde. Görüyorsunuz efendim parkı muhteşem. Barı, saunası, yüzme havuzu, her şeyi var olan bir otel, hem de burada. Otelden ziyade burası 4 yıldızlı tatil köyü. 5 yıldız ayarında. Evet, 5 yıldız ayarında 4 yıldızlı tatil köyü. Evet. Görüyorsunuz tertemiz bir otel. Asansörü var. Şu var, şu çok güzel. Allah Allah. Evet. Lobimiz tabii muhteşem. Bizim konseptimiz devre konakları. Evet, ne güzel. Eskiye yönelik devre konakları şeklinde tasarlanmış evet bir otel konsepti. Burada bizim restorantımız. Kaç kişilik burası? Restorantımız. Abi ışıkları yakar mısın? 380-400 kişi civarında. 400? Evet. Neden abi? Tabii. 400 kişi. Allah görüyorsunuz sayın seyirciler. Hiç kesmeden göstereceğiz size efendim, hakikaten çok mükemmel. Burada bazen sahnemizde sanatçılar gelecek, şarkılar söyleyecek, biz geleceğiz, biz söyleyeceğiz, herkes burada olacak. İnşallah ayın ikisinde yine geleceğiz buraya. Sevgili Nez Hanım burada konaklayacak, sağ olsun bizi misafir edecek sevgili patronumuz. Burada barımız var, hele hele öyle bir güzel olay var ki burada, siz bile şaşıracaksınız sayın seyirciler. Evet, burada kahvaltı yapılacak. Dışarıda bu güzel manzarada göl manzarasında görüyorsunuz. Manzara ne güzel. Harika, doğayla iç içe. Doğayla iç içe. Bir cennet gibi, saklı cennet derler buraya. Öyle bir şey. Çocuklar burada oynarken, aileleri içeride tabii kafesini yudumlarken çocuklar burada mutlu bir şekilde oynuyorlar. Burada ne var abi? Burası birinci düğün salonumuz. Açık düğün salonumuz. Evet, açık düğün salonumuz. Şimdi var mı düğün bugünlerde? Cumartesi. Hangi cumartesi? Bu cumartesi. Vay vay vay. Bu cumartesi biz Amasra'dayız ya. Olsaydım gelirdim Batu. Nasip kısmet bir dahaki. O bir cumartesi var mı? Var. Her hafta var. Nesin geldiği gün var mı? Aynı ikisi. Yahut da biri. Var, olması gerekiyor. İnşallah geliriz. İnşallah. Burayı yine çekeriz. Çekeceğiz zaten. Görüyorsunuz sayın seyirciler, bir cennet. Yemin ediyorum. Burada ben kaç aydır buradayım, öyle bir yer görmedim. Ama helal olsun sevgili
Ertan Civak. Ertan Civak kardeşime, sevgili patronumuz Ertan abimiz iyi düşünmüş. Alo, alo. El sallayın bakayım, el sallayın. El sallayın. El salla, atla, atla. Atla bakayım. Atlayın. Hep beraber. Bir, iki, bir, iki, üç. Allah Allah Allah. Evet, bravo. Helal olsun. Şimdi burada gösterileri için mi yapılıyor burası? Evet, burası düğün olduğu zaman, havuzbaşı düğünü olduğu zaman düğündeki orkestra arkadaşları. Davul güm güm gümlensin, herkes bizi dinlesin. Gelin damat buralarda ailesiyle eğlensin. Davul güm güm gümlensin, herkes bizi dinlesin. Her evlenen buraya gelsin bence. Süper bir yer burası. Agua Park bu. Evet, kaydıraklarımız. Evet, çok güzel ya. Kaydıraklarımız. Şimdi bu burada Ankara'da havalanın orada bir otel var. İsmini söylemiyorum. Evet. Çok güzel bir otel. Orada ben klip çektim. Bilhassa böyle aynısı. Herkes eğlenirken ben öyle renklerin içine bir girdim. Evet, renklerin içine girdim, şarkımı söyledim. Aynısının tıpkısının aynısı. O da 5 yıldızlı bir otel. Bu otelimiz de evvelallah 5 yıldız ayarında. Evet, görüyorsunuz. O kadar büyük bir arazi. Delirtti beni. Bir sağ bir sol yanaktan küçükler verdi. Bir dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir derken biraz dur dedi. Al dedi, iç dedi, rakı şarap bira verdi. Delirtti beni. Bir sağ bir sol yanaktan öpücükler verdi. Neden dedim? Evet sevgili Erdem kardeşim, her şeyi yapmış. Helal olsun, kimseden destek almadın. Halbuki öyle güzel yerler böyle yerlerde yapıldığı zaman, yani yerlerde dediğim Zonguldak var, Karabük var, Kastamonu var, Bartın var, Bolu var, hepsi var. Öyle bir şey yapılmamış ve görülmemiş. Onun için bu kardeşimiz, sevgili Ertan kardeşim, gitsen de dedim Ankara'ya. Ankara'ya git, o Ankara'dan Kültür Bakanlığı'ndan bir yardım. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok, kafada yazdım dedi. Ama gelsinler, görsünler ne yaptığımı. Halk için, kardeşlerimiz için yaptım, çocuklar için yaptım, eğlenmek için yaptım, gülmek için yaptım, kazanç için yaptım ve de mutluluk için düğün sarayları yaptım burada. Helal olsun ona. Kışlığı da var, yazlığı da var. Bundan sonra göreceğiz efendim. Evet, son olarak bakalım sevgili Ertan kardeşim neler diyecek? Herkesi bu güzel cennet diyarı Revolution Park'a bekliyoruz. Değil mi? Mutluluğu yaşamak için. Nerede bu park? Zonguldak ili Devrek ilçesi Çaydemir Beldesi'nde. Yolun üzerinde. Yolun üzerinde. Camimiz burada bu. Her şeyimiz burada. Zaten buradan geçen. Doğayla iç içe. Evet efendim. Buradan geçen zaten diyecek ki Allah Allah bu nedir? Evet. Bir gelip kahve içelim diyecekler. Ama sonradan bir güzel program yapacaklar. Karı koca veyahut da ailece diyecekler ki biz buraya gelelim. Bir iki gün kalalım. Eğlenelim, bu fırsatları değerlendirelim diyecekler. Evet, yani siz de değerlendirin. Gelin, görün bu muhteşem yeri. 5 yıldız değerinde 4 yıldızlı bir otel. Delirtti beni. Bir sağ bir sol yanaktan öpücükler verdi. Neden dedim, neden durdun? Dedi ki biraz yoruldum. Dedim yolun başındayız. Dedi sabret dinle kuzum. Ne sevdi ne de sevildi. Dudağımdan öptürmedi. Mutluluktan uçuyordum. Dur biraz dur dinle dedi. Bartın'ın Amastrası. Denizi böyle sıfır.
bu güzellikte kim kahvaltı yapmaz? İşte böyle güzel kardeşlerimiz ne güzel kahvaltı yapıyorlar. Lezzet durağı burası efendim. Bir senedir lezzetin tam süper durağıdır bu güzel. Avzen Kafe Restoran. Sevgili Vahap ve Burcu Ayhan yönetimindeki olan bu usta, aşçı, bolulu, hayati ve güler yüzlü personeliyle Amasra'da aranan tek kafe, restoran olmuş efendim. Aileler burada ne güzel. Gelmişler bacılar kahvaltı yapmaya. Hepsini bitirmişler maşallah. Bak. Demek ki lezzet, hepsi güzel. Değil mi? Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Burayı seçtiniz. Nasıl mekanımız? Çok güzel. Güzel değil mi? Evet. Havası güzel. Evet, her yerinde şey sıfır. Kuş sesleri, müzik sesleri değil mi? Evet. Güler yüzlü insanlar, helal olsun. Evet. Nereden geliyorsunuz? Biz zaten Bartın'dayız. Bartın. Evet. Bartın. Merkezden geliyoruz. Evet. Sırf dediniz ki bugün erkeksiz gelelim buraya, helal olsun. Bugün kızımızın doğum günü, o yüzden geldik. Aa, ne güzel. Senin ne zaman doğum günün? Benim geçti doğum günüm. Ne zaman? 15 Temmuz'daydı. Oo, 15 Temmuz hem de. Evet, 15 Temmuz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yok, hayır, ben de okuyorum. Okuyorsun Ayşe. Nerede okuyorsun? Bartın Üniversitesi. Bartın'da. Ne dalda? Fen bilgisi öğretmeni. Çok güzel. Bravo. 15 Temmuz'u nasıl geçirdiniz bu sene? Doğum gününüzü pardon. Kutlamadık. Niye? Kutlamadık. Canın sağ olsun. Nasıl lezzet? Çok güzel. Vallahi, çok güzel. Kaçıncı bu? Daha bir. sayamadık. Kızımız güzel ama. Kimin kızı? Benim. Allah bağışlasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama bunu okut. Okuyor zaten. Yani hayır. Bitsin yani hemen. Yani öyle evlendirelim gitsin, yok. Yok. Bırak okusun, ne güzel fen. Aynen. Değil mi? Belediyede bir memur olur, bir şey olur. Sonradan kapı çaldım zaten. Allah büyük değil mi? Aynen. Hayırlısı. Peki, çok teşekkürler. Sağla burada. Otur kız. Daha sana geldik. Evet, hanımefendi. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nerelisin? Ben de buralıyım. Bartın. Evet. Kaç çocuk var? Okuyorum. O da okuyor. Allah'ım yarabbim. Kusura bakmayın. Hay dedim belki hani. Sen de okuyorsun. Evet. Anne. O ablam. Evet. Annem. Bugün ablan doğum günü. Evet. Çok şanslı ki benim biliyorsun doğum günüm bana geldiğin günün şarkısı benim. Evet. Bestesi. Onun için o şarkıyı söyleyeceğiz değil mi? Aynen. Mecburuz değil mi? Evet. Beraber söyler miyiz? Yok, söyleyin. O zaman ablayla beraber söyler. Evet, aynen. Kaç yaşına basmış hanımefendi? 28. 28? Evet. Tabii ki değil. Ha, 28 Giresun değil mi? Yine yabancı değil. Aynen. Oldu. Afiyet olsun. Evet efendim, burada bir sürücü kardeşimiz var. Efendim artık ehliyeti çocuklara da veriyorlar. Burada yazıyor sürücü. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün kimin doğum günü? Benim. Senin mi? Annemin. Annenin. Adın ne senin? Demir. Deniz. Demir. Demir. Deniz. Evet. Aa, Demir. O zaman dur denize atalım onu. Atayım denize. Hayır, Demir. Cemil. Demir. Demir. Böyle yani. Bu neyi be? Böyle Demir değil mi? Babanın adı ne? Babanın adını bilmiyor musun? Söylemeyeyim. Hadi el salla buradan bakayım. Bay bay. El salla bay bay. Hadi. Evet, bugün 28 yaş. Gününe bastınız efendim. Evet. Allah size daha nice 28'den nasip etsin. Amin. Teşekkür ederim. Böyle aileyle beraber, anneyle. Çocuk da sizin? Hayır, benim. O senin. Ne haber? Yakışıklı. İyiyim. İyi misin? Adın ne? Eren. Nasıl lezzet? Nasıl burada? İyi. Beğendin mi lezzeti? Evet. Baksana bitirmişler. Demek ki güzel ki yemişler. Değil mi? Buranın adı ne? Av. Av. Av güzel. Efendim? Özlem mi? Özlem değil. Özlem değil. Avcen. Avcen de bakayım. Avcen. Oraya bak bakayım. Söyle. Avcen. Nasıl burası? İyi. İyi. Tamam. Efendim, beyefendi nerede bugün? Tabii. Hayır, yoklar. Çok selam buradan. Selam söylüyorum. Yunus abimiz geldi. Evet efendim, bugün hanımefendinin doğum günü. Patron hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? El salla. Aslan abicim benim. Yenge de burada bak. Yenge helal olsun. Burcu Hanım da burada. Aha, baba da burada. Hepsi aslan gibi. Bu saatte geleceğiz dedik. Geldik. O da geldi. Kahvaltımızı da yaptık. Bugün evet sen hanımefendi
Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Anne, ne güzel. Anne gibi var mı? Aynen. Canım benim. Ah annem sağ olsaydı benim canım. Ona ne demiştim biliyor musun şimdi? Öldü. Allah rahmet eylesin. Yıllar önce annem gül kokardı. Şimdi bütün güller hep annem kokuyor. Ne güzel. Allah rahmet eylesin. Sağ olasın. İyisin. İyiyiz, teşekkür ederim. Mutlusunuz, ne güzel. Çok şükür. Bir tane daha getirelim şunu. Yok yok. Vallahi. Hepsi bitmiş. Demek ki güzelmiş değil mi? Evet, güzel. Çeşit çeşit peynirleri, yumurtaları, zeytinleri, ekmekleri hepsi dört dörtlük burada. 28 yaş için tabii. Evet, merhaba efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Pardon. İyiyiz Allah'a şükür, siz nasılsınız? Sağ olasın. Sen ne zaman dolduruyorsun 28'i? Ben de onun yarısındayım. Hayır. 14. İyi misiniz çocuk? Kaç tane? İki tane kızım var işte. Allah bağışlasın. İki kız bir torun. Böyle idare edip gidiyoruz. Helal olsun. Bartın hakikaten güzel bir memleket. Denizi var. İnsanları güzel, sıcak. Hele benim o Aken'den gelen kardeşlerim var benim. Yılmaz kardeşler. Abi dedi, her kanala yaptım şova mova filan. Bizim Bartın televizyonunu da yap dedi. Ya dedim yok ki orada kanal. Var dedi, Karabük'te BRT var dedi. Tamam dedim, sizin hatırınıza yapacağım dedim. Evet. Yemin ediyorum. Onlar için geldim. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Sevgili bizim hortumcu, soyadı hortumcu Erhan ve de Halim kardeşime, ailelerine efendim. Siz buradan kime selam söyleyeceksiniz? Valla biz de ailelerimize, gurbette kimsemiz yok Allah'a şükür. Hiç. Hep buralı. Yok hiç. Yok. Senin? Benim biz ailecek, herkes burada. Dışarıda hiç kimsemiz yok. Hepsine selam burada. Evet. El sallayın. Evet. Doğum abim hep buralı. Selam söyleyeyim. El salla. El salla. Senin yaptığın gibi ateş misin, güneş misin? Yaktın, yırttın kalbimi. Kimse yakamadı. Evet sayın seyirciler, Amasra'da böyle güzel bir deniz manzarasıyla karşı karşıya süper bir mekan Avzen. Diyarbakırlı kardeşim, eşi de Sivaslı değil mi? Evet. Sen nerelisin? Ben Mengenliyim. Mengen, Bolu Mengen olur evet. Yengen derler. Süper, ustaların ustası. Kardeşim bu nedir? Kim bilir senin akşam yemeklerin. Tabii. Ne çeşitlidir? Özel spesiyallerimiz var. Önce bir tanıyalım seni. Ben Hayati Ergezen. Hayati Ergezen. Evet. Mutfaktan başka bir yerde gezmez. Gezmezsin. Prensip evet. Olarak mutfak. Ne güzel. Evet. Şimdi bunlar nedir abi? Abi burada 10 çeşit yöresel peynirlerimiz var. 10 çeşit maşallah. Diğer evet. Van otlu peyniri, Adapazarı çeçil, Erzincan örgü, gene Bartın kaşar, tulum şey söyleyemedim. Tabii tabii çeşit çeşit peynir. Beyaz peynirimiz, köy peynirimiz. Evet, domatesimiz Bartın'dan. Onlar zaten şeyden, seradan alıyoruz direkt. Her gün burada bu güzellik var mı? Tabii her gün. Haftanın 7 günü. Bizde 24 saat var. Yani biz şu saatte kahvaltı kesiyoruz. Bu saatten sonra vermiyoruz yok. Ne güzel. Tabii yani müşteri, önemli olan bizde müşteri memnuniyeti. Kaçta açılıyor burası? Saat 8'de açılır sabah. 8'den kaça kadar? Gece 12. Maşallah. Tabii. Peki öğleden sonra yahut da akşam nedir yaptığınız olaylar? Şimdi bizde kahvaltıyla başlarız. Öyle dünya mutfağımız var. Evet, aperatif abi. Yemeklerimiz var, kebabımız var. Oh, tabii. Balık. Balığımız yok. Bizde bir balık yok. Şey olarak, Amasra olarak. Değişik. Evet. Sayın seyirciler, burada her restoranda balık var, burada yok. Çünkü ben özel bir şey yapmak istiyorum diyor patron. Farklı olalım. Farklı olalım dedi. Evet. Helal olsun ona. Katılıyorum sevgili patronumuza. Evet, patronumuz bu şeylerde çok titiz. Yenge de öyle ama. Evet. Vallahi için. Evet. Yengem. Yengenin adı neydi? Burcu Hanım. Burcu Hanım. Evet. Ve? Vahap Bey. Patron Vahap Bey. Vahap. Vahap. Abdülvahap. Neredesin Vahap baba? Evet efendim, şimdi biraz sonra bizim için yapılan bu kahvaltıyı biz afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun. Herkesi bu övgüleri gördüğünüz gibi öveceğiz tabii haklı olarak. Afiyet bir de bunu olsun. Yapan Bolulu olduğu zaman bu 10 numarası 100 numara olacak efendim. Teşekkür ederim. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Afiyet biraz olsun. Sonra yine görüşeceğiz. He
her gün. Evet efendim, bir aile gelmiş. Beyefendi tabii haliyle, görelim çocuğu. Maşallah şu zevke bak. Allah Allah. Kız mıdır oğlan mıdır? Erkek. Vay. Tabii kızımız burada. O ne lan, o ne lan, o ne lan. Maşallah maşallah. Maşallah büyüyecek. Görecek bunu. Merhaba. İnşallah. Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Burayı seçmişsiniz. Güzel bir mekan burası. Evet. Maşallah bütün hepsini bitirmiş. Bitirdik. Bir şey kalmamış vallahi. Evet. Demek ki güzelmiş değil mi efendim? Evet, güzel. Ellerine sağlık ustalarım. Tatile mi gelmişsin? Biz buralıyız ama İstanbul'da çalışıyoruz. Ne güzel. İşte yazın aynen, fırsat bulduğumuzda gelmeye çalışıyoruz memleketimize tabii, tabii ki. İstanbul'da nerede? Aynen. İstanbul'da biz İkitel'deyiz. Ne yapıyorsun orada? Ben satış temsilcisiyim. Evet. Çalışıyoruz. Ailemizle beraber orada. Ailemizde evet tabii ki. Memleketine geldin. Evet, fırsat buldukça iyi, her zaman zaten geldim. O oğlanı getirdin buraya engelle evet, beraber. Evet tabii ki. Ve bakıyorsun burada. Bakıyorsun ya, yapacak bir şey yok aynen öyle. Mecbursun. Kurumuş bu yaşantı, dünya döner mecburen. Bu arabanın içinde yaşıyoruz mecburen. Evet. Yengem nasıl lezzet? Güzel, keyif aldık gördüğünüz gibi. Manzara da böyle güzel olunca çok keyif veriyor açıkçası. Evet. Manzara önemli zaten. Sakin. Süper ya. Zaten kalabalıktan yeterince bunalıyoruz. Sakinlik istiyoruz. Aynen. Şehri bunaltıyor yani. Burası sakin, güzel. Siz neredesiniz? Biz aynıyız. Aynen. Aynen, buralıyız. Olabilir ya, belki İstanbul, Ankara, İzmir. Evet, yani Hatay, Adana, Sivas. Aynı memleketlerimiz. Sen neredesin bakayım? Ben İstanbul. İstanbul. O İstanbullu diyor. O çünkü İstanbul'da doğmuş değil mi? Adın ne senin bakayım? Gamze. Tüm hepsini bitirdin mi bunları? Evet. Beş tane zeytiniymiş. Oo, bunu bitirmiş. Çikolata bitmiş. Her şey bitmiş. İyisin değil mi? Evet. Kaç çok yaşındasın? 8. Ay canım benim. Okula gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 3'e geçtim. 3'e. Hı-hı. Bir 3 daha kaç yapar? 1-3 daha. Bak 1-3 daha bu ne yapar? 4. Ya onu bilinmek ne demek? Heyecanlı. Afiyet bal şeker olsun. Kadın baldır kaymaktır. Hayatına girince bir hoş olur sevince. Güller açar gülünce. Kadın baldır. İki tane güzel hanımefendi burada. Ne güzel kafayı vermişler. Demişler ki bugün kaçalım. Abi sen de bir kahvaltı yapalım. Hem de böyle deniz kenarı. Allah Allah. Yanı başı denizin. Kafayı vermişler ve gelmişler. Helal olsun. Kutluyorum onları. Cesaret. Budur. Tabii ki ya. Ne olacak? Burası Türkiye. Evelallah. Kırmızı beyazdayız. Hiç kimse kimseye bir şey yapmaz. Burası memleketimiz değil mi efendim? Aynen öyle. Merhaba. Merhaba. Sarılar giymiş. Evet. Nerelisin? Adanalıyım. Ooo, bizim oradan. Ay. Burada ne işin var kız? Mecbur hizmet. Memur. Memur. Çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz? Hemşireyim. Burada? Evet. Devlet Hastanesi'nde. Vardın? Evet. Ne güzel. Hanımefendi mi hemşire? Yok. Ben de doktorum. Ay, iyi. Ay ne güzel. Bir doktor, bir hemşire. Kafa kafayı vermiş. Zaten bunların iki şey. Onlar olmadan biz gittiğimiz zaman İlk yardım bir şey olduğu zaman önce hemşire, sonra doktor abi verilir ve kontrol tamamlanır değil mi? Aynen öyle. Nasılsınız Adana'da hanımefendi? İyiyiz, geldik hafta sonu kahvaltımızı yapıyoruz. Ne güzel. Hava güzel, deniz kenarında. Bartın'dan memnun musunuz? Adana gibi olmasa da yapmaz yani. Yani şimdilik memnunum. Bir... Şalgamı yok. Adana kebabı yok, böyle uzun. Aynen, yemek kültürü yok. Onbaşılarda. Yemek kültürü yok. Onbaşı var ama. Et kültürü yok. Yok bir öyle deme kız. Valla. Sonra gelip çatarlar sana. Yok, çatmazlar. Onlar da biliyorlar. Biliyorlar. Sağlık olsun. Ne diyoruz efendim? Dertler gün olur biter. Sağlık olsun yeter. O sağlık da böyle bizim doktorumuz hanımefendi ve de hemşire hanımdan geçer. Değil mi? Anladım. Nasıl, hastalar var mı fazla? Çok fazla. Evet, evet. Zaten burası biraz madenciler bölgesi olduğu için daha çok böyle koahlı. Hani çok ileri yaş, solunum sıkıntısı Kara olan. Elmas. Çok, evet. Evet, çok solunum sıkıntısı olan çok ileri yaş hastamız var. Öyle. Acil serviste olduğum için zaten. Ne güzel. Tamam. Acildesiniz. Evet. Ne üzeri? Acil serviste. Normal. Biz de gelmek isteriz öyle bir bakalım. Yok, Allah göstermesin. Hayır hayır, sizi ziyaret için. Evet, tabii. Bartın hangi hastane? Bartın Devlet Hastanesi. Devlet. Aa, tepede gördüm ben. Aynen, aynen orası. Niye öyle yapmışlar onu?
Vallahi onu bilemiyoruz yani. Şehir merkezine oraya gitmek için düşündüm ben, insanlar nasıl geliyorlar? Hiç vazgeçmiyorlar ama gelmekten. Allah kimseyi düşürmesin. Amin, doğru. Amin. Oldu efendim, afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Adana'ya selam buradan. Evet, Adana'ya buradan söyle, selam. Söyle, kim var orada? Ailem orada, aileme selam söylüyorum. Siz ben de. Antalya'ya. Ay, Antalya. Evet, iki Akdenizli. Lara. Evet. Aynen. Oldu efendim. El sallayayım buradan. Bir hemşire, bir doktor. Allah uzun ömürle versin, mutluluk versin size. Hiç yoktu ayrılığın sebep nedeni. Bana onu hatırlattın, hepsi bu işte. İşte efendim hanımefendinin, neydi adın? Pınar. Efendim? Pınar. Pınar. Pınar'a gel ki görem. Lele, ha güle, ha güle. 28 yaş olmuş. Evet, alkışlayalım hanımefendi. Önce. Şimdi hanımefendiler buraya doğum günü için gelmiş ama pasta getirmemişler. Sağ olsun bizim Vahap ve Burcu Hanım, Burcu Ayhan düşürmüş öyle bir tane güzel. Çünkü kapalı galiba daha erken. Onun için sağ olsun, alkışlayalım. Şimdi ne diyoruz? İsmin neydi senin? Pınar. Efendim? Pınar. Ha? Hep beraber söylüyoruz şimdi. İyi ki doğdun Pınar. İyi ki doğdun Pınar. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Pınar. Alkış. Evet efendim, şimdi bu Pınar Hanım çok şanslı. Bak burada doktor hanım var. Tanışın. Yardım oldu. Yani çocuk bir şey olur, grip olur, bir şey olur yani. Bak hasta demiyorum. Belki grip, muayene etmişimdir. Hanımefendi hemşire, hanımefendi doktor. Biraz sonra görüşün yani. Efendim şimdi bu güzel kardeşlerimiz için kendi eserim, bestem olan Doğum Günüm Bana Geldiğin Gün diyor. Hep beraber söyleyeceğiz. Şunu koyayım şuraya buraya. Hep beraber. Bir, iki, beraber söylüyoruz. Üç, dört. Doğum günüm bana geldiğin gündür. Gönlümdeki özlem ateşi söktü. Ağlayan gözlerim senin ışıktı. Ben doğdum soğan, şimdi mutluyum. Bir daha doğum günüm bana bana geldiğin gündür. Gönlümdeki özlem ateşi söndü. Ağlayan gözlerim. Adanalı hemşire ve de Mars Antalyalı doktorla sizlerle, anneyle, kardeşlerle güldü. Bana onu hatırlat. Evet efendim, bu güzellik içinde kahvaltı yapmak veya bir akşam yemeği yemek hakikaten insana huzur ve mutluluk verir. Kardeşlerimiz gibi kimisi doğum günü kutluyor, kimisi içine iki arkadaş geliyor buraya kahvaltı yapmaya. Kimisi burada. Merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Şu ses tonuna bak maşallah, ne güzel konuşuyor. Ay, yok canım. Ne güzel ses tonu var. Radyofonik. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Çok şükür. İyiyiz buralarda. Yazlık yap, tatil yap. Mekanımız nasıl? Ay, mekanımız zaten Amasra'nın en gözde yeri. Gördün mü bak? Bak bak. Evet. Sevgili patroniçe burayı yönetiyor. Sevgili Vahap Bey'le beraber Burcu, evet. Ayhan, bunlar hakikaten hakkını yememek lazım. Hayır. Değil mi efendim? Evet. Gerçekten öyle. Nereliyiz efendim? Biz Zonguldak'tayız. Zonguldak, Allah'ını seveyim. Ne diyorlar ona? Kara? Kara elmas. Kara elmaslar. Zonguldaklı kardeşlerimi severim. Kara vay elmas. Vay, neler var orada, evet. Değil mi? Evet. Yıllar önce gitmiştik Müslüm Baba'yla konseri oraya. Evlat dedi, burası hep kömür yeri midir? Evet dedim. Allah, evet, rahmet eylesin. Kara elmas. Kaç çocuk, evet, var efendim? Üç kızım var. Dört Allah torunum var. Maşallah. Evet. Nasıl, bizim programları seyrediyor musunuz? Tabii ki. Seyrediyorum çok yani. Çok güzel aslanım. Şimdi. Buradan el sala bakayım. Haydi bakalım. Benim güzel meleğimsin, benim canım ciğerimsin, benim dünyam cennetimsin. Anne anne, babam öldü, yalnız kaldım. Gizli gizli hep ağladım. Ben kahroldum anne. Bu şarkı senin için. Teşekkürler. İyi mi? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet hanımefendiler, kahvaltı yaptınız belli. Yaptık, geldik. Yaptınız. Evet. Nasıldı kahvaltı? Çok güzeldi. 50 çeşit maşallah. Yumurtası, zeytini, güzel ilgisi,
çalışanlarıyla değil mi efendim? Evet efendim, çok güzeldi. Yine şey beraber mi geldiniz? Beraberiz, beraberiz, evet. Senin kız? Benim kızım. Evet, ben misafirim Ankara'dan. Ankara? Evet. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Niye böyle bu şarkılar hep çıkıyor Ankara'da? Oynamayı seviyorlar. Evet, yolları büklüm büklüm mü? Şimdi daha güzel yolları. Güzel. Eskiden öyle. Ne de olsa bizim başkentimiz ya hakikaten. Ankara'nın bir başka havası var. Ankara rüzgarı şarkıları var. Ankara'nın güzel klasik şarkıları var. Halk müzikleri var. Her şey güzel. Ankara'ya selam buradan. Selam olsun. Selam. Kime? Ankara'ya. Başka kim var orada? Türkiye'nin her yerine olsun aslında. Yok. Orada dost, akraba. Kim? Bütün akrabalarım orada. Sen söyle bakayım. Kime söyleyeceğiz? Tüm Türkiye'ye selam söylüyorum. Helal olsun. Anne. Sen... Evet. Bütün... Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Burcu Hanım nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu makarna var mı burada peki? Var tabii. Hepsi var değil mi? Var tabii ki. Yok şimdi, yok. Şimdi bir şey soracağım ben. Buyurun. Şimdi burada her restoranda ne güzel balık var. Evet. Burada niye yiyor? Şimdi bizim restoranımız diğerlerinden biraz ayrıcalıklı. Heh. Alkolsüz. Ondan sonra balık olmayan tek bu sıradaki restoran. Çok güzel, helal olsun. Bizde balık dışında çeşitlerimiz çok. Onlar güzel işte. Evet. Ne var mesela? Mesela sabah kahvaltımız meşhurdur. Onu gördüm. Onu gördünüz onu zaten. Çektik. Allah Allah. Afiyet olsun. Yani orada bir aile vardı, çocuğu da gelmiş. Evet. İki kişi. En az 40-50 kişi, 50 kişilik döşemişler. Evet. Peynir çeşit, olsun, çeşitimiz yok. Evet. Baktım hiçbir şey kalmamış. Hepsini bitirmişler. Evet. Demek ki güzelmiş değil evet. mi? Evet. Afiyet olsun. Onun dışında et yemeklerimiz var. Dünya mutfağı, Osmanlı mutfağı. Biz biraz... Sivas var mı Sivas? Var tabii ki. Benim Diyarbakır. Memleketim Diyarbakır'da var. Kebap çeşitlerimiz var. Hepsi var. Var mı? Hande, Urba, Türkiye'nin Adana. Her yöresinden var bizde. Karıştırdık. Balık hariç. Balık hariç her şey var. Burada, denizde. Aynen. Çok güzel bir manzara ya. Beğendiniz bir yılda burayı ne güzel tanınılır hale getirmişsiniz. Evet, bu evet. bir ustalıktır. Yani sevgili Vahap evet, ve Burcu Vahap Ayhan hanımefendiyle beraber evet. bir olup Bolu'dan ta Bolu'dan aşçı getirmişler özel Hayati evet. Bey. Burada ne güzel hem yemeklerini yapıyor hem kahvaltıları hazırlıyor. Budur işte. Evet. Değişiklik değil mi? Evet. Siz çok de geldiniz bizi şereflendirdiniz. Sağ olun. Var olasınız. Evet sayın seyirciler. İşte böyle bir mekan. Şimdi patronu da konuşacağız yukarıda. Eşi abi burada. Yukarıda. Vahap Bey de yukarıda. Ne diyoruz efendim? Karabük yolcuları nerede devam ediyor? Amasra'da. Söyle bakalım. Avzem Kafe'de. Evet. Evet Karabük yolcuları devam ediyor. Avzem Kafe. Evet. Avzem Kafe'ye bekliyoruz. Evet efendim geldik. İki tane yine bayan helal olsun. Güzel bir kahvaltı yapmışlar burada. O zevki tatmışlar. Çünkü sahil kenarı. Bizim İskenderun gibi evelallah. Öyle deniz kenarı. Onlar da Hataylıymış. Biz kahvaltımızı yaptık dediler. Çok güzel bir kahvaltı getirdiler sağ olsunlar Avzen'den. Ve de biz burada dondurma yiyoruz şimdi değil mi? Evet çok beğendim. Dondurma ellerinize giydim. Sağlık. Bir de Hatay günebezi olsa. Aynen. Değil mi? Aynen kesinlikle çok güzel olurdu. Şu anda dondurmamızı yiyoruz işte. Elinize sağlık. Ne güzel. Peki turla mı geldiniz buraya? Evet turla geldik. Gezmeye. Daha Hatay'da. Karadeniz'de aynen Hatay'dan. Kaç gün sürecek bu? Şu an için burada bir gün kalacağız. Batum'a kadar yolumuz var. Allah öyle söyleyeyim. Teşekkür olsun. Ederim. Sağ olun. Sağ sen bakalım Hataylı kız. Hem şu. Merhaba. Merhaba. Nasılsın burada? İyiyiz. Düşmeyelim. Nasılsınız? Aşağı düşmeyelim Vahap abi. Güzel kahvaltınızı yaptınız burada bu evet, güzel yeri seçmişsiniz. Yedik. Tam adresi bu kahvaltının ve de akşam özelliği biraz alkolsüz ve de et yemekleri bizim Hatay sofrasına benzemez ama güzel değil mi? Evet beğendik teşekkür ederiz. Turla geldiniz. Karadeniz turu bir hafta buradayız. Ne güzel artık hep buraya gelirsiniz. İnşallah kısmet olursa Hatay'ın geliriz. Neresinde? Merkez. Merkez, Antakya. Evet. Selam buradan Antakya'ya. Herkese selamlar. Hataylı güzel gelin, doktor ilacım benim. Ulek Hataylı güzel gelin, doktor ilacım benim. Dünyalar verseler, ille de Hataylı gelin. Ulek dünyalar verseler, ille de Hataylı gelin. El sallayın bakalım. Evet efendim bu güzel mekanın sahibi sevgili Vahap Ayhan. Az önce sevgili yengemizle konuştuk Burcu Hanım.
Şöyle gelelim abi, böyle denizi görelim. Evet. Şöyle güzelliği görelim. Burada ne güzel bu mekanı bir sene önce açmış sevgili Vahap kardeşim. Ama herkes tarafından sevilen bir mekan olmuş. Özelliği var. Kahvaltısı süper. Tabii ki balık yok ama bütün her şeyi var burada. Bir de Bolulu ustası da olduğu için güler yüzlü personeliyle burası dert dörtlük haline gelmiş. Bunu getiren Vahap ve Burcu Ayhan ikilisine buradan yüksek yüzlerinize teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ama nasılsın? İyidir, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Yo, Diyarbakırlıdır ha. Evet. Nereden Diyarbakırlı? Lice. Oh, ne güzel. Buradan selam söyle. Var mı? Dostları varsa. Herkese selam. Evet. Nasıl buldun burayı bir senedir? Daha önce burada mıydın? 2002'den beri buradayız. Maşallah. İşte geçen yıl burayı açtık hanım. Daha önce ne zaman, neredeydiniz? Bartın'daydım. Ha, Bartın, anladım. Güzel. Orada da yine lokanta işletti. Evet. Şimdi de burayı işletiyoruz. Çok güzel. Burası 3000 yıllık tarihi olan bir koy. Tarihi bir şey. Buranın bizim mekanın en büyük özelliği burada alkolsüz olan tek mekan. Ne güzel. Yani kendi, var. Her tarafta var. Var. Balık dışında bütün dünya mutfağı, Osmanlı mutfağı, tatlı çeşitleri hepsi mevcut. Efendim biz şimdi kahvaltıyı çektik. Herkese sohbet yaptık. Herkes sağ olsun. Güzel şeyler konuştu. Çünkü kötü bir şey konuşulmaz. Çünkü her şey dört dörtlük. Bizim sofradan başladık. Aşağıya doğum günleri kutladık. Doktor vardı burada, hemşire vardı burada, Hatay'dan gelen kardeşlerimiz vardı, herkes burada. Hepsi memnun, güler yüzlü, mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Onun için Allah nasip ederse akşam da Bolulu kardeşimizin o güzel yapmış olduğu yiyeceklerden göreceğiz. Mekanı akşam da göreceğiz. Hepsini tek tek tekrar detayını göreceksiniz. Aynen. Aynen. Haydi bakalım. Akşama. Ay. Senin adın ne? Avzen. Avzen. Annenin adı ne? Annenin adı ne? Bucu. Babanın? Bab. Burası neresi? Hişin. Neresi burası? Anasya. Anasya. Amatra. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim çok şükür. Ne yapıyorsun sabahları? Her şey toparlıyorsun. Temizlik, düzen, müşteriler gelince başlıyoruz. Artık akşama kadar devam ediyor. Ne güzel. Buralar mısın? Sayılırım. Sayılır olsun. Sayılırım. Selam buradan. Salla bakalım. Karabük yolcuları devam ediyor. Karabük yolcuları devam ediyor. Karabük yolcuları devam ediyor. Aynen. Tıpkısının aynısını diyorum ben efendim. Karabük yolcuları bütün hızıyla devam ediyor. Evet efendim, sabah kahvaltıyı çektik. Şimdi geldik mutfağa önce. Ustalar buraları yakıyor. Evet. Yanar, yandın var. Hadi yer bakın da. Şimdi karamelize soslu bonfilenin soğanlı karamelize ediyoruz. Evet. Ne yapacaksın şimdi bunu? Şimdi soğan. Sarımsak soğanını attık. Oh be. Fesleğen sosumuzu attık. Evet. Tuzumuzu attık. Altı numara yatağını hazırlıyoruz. Biraz dark soy atıyoruz. Allah Allah. Bizim Antepli bunu bayılıyor. Bu karın tok. Yandı mı o? Yok, bu yanmaz. Bu şu anda karamelize oluyor. Lezzetleniyor. Şimdi içine çekiyor değil mi? Şu anda hepsi karamelize şey olarak soğan emiyor. Evet. Evet. Son noktamızı koyuyoruz. Oh canıma değsin. Vay vay, oh canıma değsin. Pilin bitti, stop ettim. Oh canıma değsin. Vay vay. Konfilemizin. Evet geldi. Sonra veriyoruz. Helal olsun be. Bunu yiyeceklere bak. Burcu Hanım'la sevgili patron. İki patron. Evet. Afiyet olsun. Eline sağlık. İşte Bolulu'nun marifeti bu efendim. Ne güzel bir yemek efendim. Evet. Afiyet bal şeker olsun. Hep beraber. Kahvaltı da böyle güzeldi. Yemekleri de demek ki böyle güzel oluyor bu güzel Avze'nin. Evet. Nerede fıstık Avze? Avze'm uyuyor. Aynen. Nerede mi? Evet, uyku saati. Uyanır. Gelin biraz böyle. Sonra kalkar. Bak.
salatamız da var. Evet. Her gün böyle bu güzel. Lezzetli. Bu ne bu yenge hanım? O da beğendili. Değil mi Sayat Ustacığım? Beğendili, evet. Beğendili tavuk. Çok güzel. Bu da dünya ve Osmanlı mutfağının denizin kenarında buluştuğu yer. Yani, evet. Helal olsun patron. Suyun durduğu yer. Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var. Fitil işle yüreğimde yaram var aman. Evet efendim, burası Diyarbakır. Öldüm bittim eridim kül oldum aman. Kıştan beri tabii görüyorsun. Evet, burası da Sivas'ta efendim. Çıkayım kaleye bir akşam üstü, bir akşam üstü. Kale orada. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Sanma deli gönlüm, sevdaya düştü, sevdaya düştü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Sen Diyarbakır'ı seyret, yar ben de seni. Allah Allah, yar ben de seni, yar ben de seni. Evet. Efendim afiyet olsun, var olun. Biz şimdi kebapları bir görelim vitrinden. Bakalım nasıl, herkes balık gösterir. Biz de etlerimizi görelim. Evet. Haydi bakalım. Al neredesin, gel bu canı, al neredesin. Evet sayın seyirciler, burada Amasra'da her vitrinde balık olur, balık. Ama burada balık yok, içki yok. Böyle güzel, leziz etler. Gördüğünüz güzel güzel, bakın lokum gibi. Beyaz et, kırmızı et, hepsi yerli, evelallah. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelin. Esallah. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelin. Yarım giymiş. Evet efendim, ikinci katımız da var. Aşağısı da var. Gelin görelim. Canım abicim. Aşağısı var, yukarısı var. Öyle bir güzel mekan ki burası. Denize sıfır. Her şeyle 10 numara burası. Evet, aşağı iniyoruz. Efendim, merhabalar. Güzel kızlar. Nasılsınız? Ama... Ne yiyorsunuz burada bugün? Ne yiyeceksiniz? Balık tatlı alalım dedik. Efendim? Tatlı alalım dedik. Tatlı, kebap, her şey burada. Nereliyiz? Kırşehirliyim ben. Kırşehir'de merhum bir sanatçımız vardı. Neşet Ertaş mı diyorsun? Ay canım. Şimdi helal olsun. Ne güzel yaratmış yer yer. Değil mi? Öyle. Başka hangi şarkısı vardı onun? Evvelim sen oldun, ayrım sensin var. Talebe misin? Efendim? Talebe misin? Yok. Buraya gezme mi? Gezmeye geldik. Değil mi? Ne güzel. Siz efendim buralı mısınız? Ben Ankaralıyım. Ben Ankara. Burada okudum. O yüzden doğru. Biz onu ziyarete geldik. Aynen, beni ziyarete geldiler. Şimdi burada ne yapıyorsun? Okuyor musun? Okuyorum. Ne dal? İnşaat mühendisiyim. Helal olsun. Nereliyiz? Ankara. 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 Şehir. Ankara. Ankara. Ankara'nın bağları. Afiyet, bal, şeker olsun. Teşekkür ederim. Burada bak ne güzel, öyle bir hava görüyorsun. Tertemiz. Herkes burada. Siz de burada huzur içinde kebap yiyeceksiniz. Burası... Balık satar, burası yalnız kebap. En güzeli. Hadi bakalım, eyvallah. Kırşehir Spor, Ankara Spor, Ankara Spor. Sallayın bakalım hadi. Evet efendim, burada aileler var, ne güzel. Merhaba baba. Nasılsın? Nasıl kebaplar, nasıl? Gayet güzel. Güzel değil mi? Güzel. Siz de mutlusunuz, ne güzel. Allah mutluluk versin. Teşekkür ederim. Adın ne senin? Kuzey. Ay kurban olayım sana. Nasıl, yemek iyi mi? Evet. Lezzetli mi? Ayran mı içiyorsun? Yok. Evet, iç bakalım. Beğendin mi yemekleri? İlk defa geliyoruz. Güzel yani. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şampuan mı?
Aa, bu kızı ben bir yerden tanıyorum. Artist mi var acaba? Televizyonda gördüm o gün seni. Var mıydı? Hani böyle yapıyordum bana bak böyle. Şşşt. Adın neydi senin? Burcu muydu? Söyle adını. Ayşe miydi? Zeynep. Neydi adın? Zeynep. Zeynep. Zeynep mi? Zeynep'im, Zeynep'im. Güzel Zeynep'im. El salla buraya. Göreyim Zeynep'im. Hadi bakayım. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne güzel ailece yiyelim. Senin adın ne? Muhammed. Efendim? Muhammed. Bilmiyor musun adını? Muhammed. Muhammed diye bak ne güzel isim. Şöyle bakayım. Yiyelim canım. Muhammed de. Hadi. Muhammed. Aferin, aferin. Nasıl? Daha önce geldiniz mi buraya? İlk defa geliyoruz. İlk defa. Ne güzel. İyi gelmişsiniz. Adres güzel. Teşekkürler. Ne içki var ne bir şey burada. Yalnız et var burada. Balık da yok. Değişik bir restoran. Dedim niye yok? Dedi ki abi burada her restoranda balık var. Bizimki de yalnız et olsun. Değişik değil mi? Evet. Oldu peki. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür. Onlara böyle tavuk ısmarlarız şimdi değil mi babası? Tavuk mu yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Köfte. Oldu hadi sevgiler efendim. El salla bakayım. El salla. Hadi sallayın siz de. Ufa. Nik yugenti yedik şımarık. Andre olmaz bel dünya. Av gene kaşa çek. Geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun. Ne iş açtın başına? Eline de almış mendili. Geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun. Ne iş açtın başına? Elini de salla ule. Kolunu da salla ule. Kendini salla ule. Başını da salla ule. Elini de salla ule ule. Kolunu da salla ule ule. Kendini salla ule. Başını da salla ule. Valizi nereye gidiyorsun ule? Anandan izin aldın mı? Babandan izin...